sorayım, içeriden de istihbarat almışsındır. Bir kamp raporu yazarken böyle en çok sana sorulan sorulardan biri olacak mesela. Kampın yıldızı kim? Kampın yıldızı ile kampın sürprizi deriz. Belki söyleyeceğim isme. O da İsmail Yüksek olur. Çünkü Samandıra ayağından bu yana, Samandıra'da yapılan maçlar da dahil olmak üzere. İsmail Yüksek Fenerbahçe'de beklenenin üzerinde süre aldı. Ciddi şekilde Jesus'un kendisine güvendiğini gördük. İlk maçlarda sonradan oyuna dahil olup etki bıraktı, iz bıraktı. Soğukkanlı bir şekilde savunmanın önünden top alışı, dönüşü, servis yapışı ileriye doğru dikkat çekti. Ve bunun meyvesinde tabii ki biraz şansla da, onu da söylememiz lazım. Şans derken başkalarının sakatlığı onun için fırsat oldu. İşte Mert Hakan'ın İstanbul'a dönmesi, Crespo Gustavo'nun gelmemiş olması Avusturya'ya. Bu gibi özellikler dolayısıyla, bu gibi durumlar dolayısıyla İsmail'e bir 11 şanslı oldu Partizan maçında. Ve Partizan maçının da hakikaten yıldızı oldu diyebilirim. Özellikle Atilla Salay'a sordum basın toplantısında. Siz geri dörtlü olarak ve kaleci olarak birbirinizi çok iyi tanıyorsunuz geçen sezondan, ama aranıza yeni bir isim katıldı. İsmail. Neler söyleyeceksin onun için dedim. Çok genç bir oyuncu. Onun performansıyla ben de gururlandım dedi. Çünkü çok kolay adapte oldu. Çok sakin, çok soğukkanlı ve çabuk bir şekilde bizim oyunumuza uyum sağladı dedi. Bence bu çok önemli. Arkasındaki savunma oyuncularının İsmail'le alakalı olumlu ifadeleri benim dikkatimi çekti. Fenerbahçe'de tabii teknik olarak değerlendirecek olursak ön tarafta bir arayış var Ceyda. Yani arkada kaleci Altay'ı, sağ beki Osayi'si, sol beki Ferdi'si, stoperler Kim Min-jae, Salay. Serdar Aziz burada değil. Serdar Aziz'in bir sakatlığı var. O da İstanbul ayağında katılacak. Crespo gibi, Gustavo gibi. Geri dörtlüsü sabit. Kalecisi sabit. Onun önünde her an her şey değişebilir. Belki bir de Zayt'sı koyabiliriz. Zayt'sa değişmiyor. Onun dışındaki 5 oyuncu da sürekli değişimler oluyor. Bir maçta sağda Lincoln oynuyor, bir maçta solda Rossi oynuyor, bir maçta Santrfor'da ikiliden biri olarak Bruma oynuyor. Sürpriz isimler sürekli dahil olabiliyor Fenerbahçe'de kadroya. Bu noktada bir arayış var. Berisha oynuyor, Serdar Dursun oynuyor, İrfan Can oynuyor. Zaten bir kalabalık da var. Son olarak Emre Mor katıldı bu kalabalığın içine ve sakatlıktan çıkan Arda Güler katıldı. Yani orada bir 8-10 futbolcunun 4 forma için, 4-5 forma için yoğun bir rekabeti var. Pelkas'ı unuttum mesela sayarken. Pelkas da var o rekabetin içerisinde. Ve yoğun bir mücadele var. O mücadeleden ideal 11 için kimler galip çıkacak? Onu ilerleyen dönemde daha net görebileceğiz, ama şu anda sanki Jesus özellikle 4-1-3-2 düzeninde ısrar ettiği için ön tarafta Lincoln ve Rossi'nin, Diego Rossi'nin formaya en yakın isimler olduğunu söylemek lazım. Diğerlerinin tamamı değişiyor. Yani Berisha oynuyordu, Valencia oynamaya başladı. Samat da bir ara süre aldı. Serdar Dursun girdi. İşte Pelkas giriyor, çıkıyor. Çok fazla oyuncu var. Buruma var. Emre Mor şimdi yavaş yavaş dahil oldu. Ama dediğim gibi Rossi ve Lincoln mümkün olunca fazla süre alan ve sanki Jesus'un gözünde de bir adım önde diyebileceğimiz isimler gibi duruyor. Peki ve gelelim kral gibi forvete Volkan. Evet. Fenerbahçe'nin radarında Joshua King var. Tabii detaylar sende. Muhabir arkadaşımız Ahmet Selim Kul paylaşmıştı. Evet. Yaşananları sen nasıl yorumlarsın? Nokta atışı bir santrfor derbisi olursa ve olmaya ne kadar yakın tabii. Yani yakınlığını bilemiyorum ama ilgi olduğunu söylüyorum. Menajeriyle bir görüşme yapıldı. Oyuncu boşta şu anda. Watford'dan ayrıldı. Geçen sezonda 30 civarında Premier Lig maçına çıkmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Takımı küme düşmüş olsa dahi Premier Lig'de 30 tane maça çıkmış hazır bir oyuncu olarak gelecek şayet gelirse. Şimdi bu oyuncu ile ilgili şöyle bir detay var Ceyda. Biliyorsun az önce de bahsettim. Yani 4-1-3-2 dedim. Fenerbahçe'nin
ağırlıklı oynattığı, Jesus'un ağırlıklı oynattığı düzen. Şimdi bu düzende hem santrfor hem de ikinci forvet olarak kullanılabilecek bir oyuncu Joshua King. 200'den fazla Premier Lig maçına çıkmış. 30 yaşında. Önemli kulüplerde işte Bournemouth gibi, daha sonra Everton gibi önemli kulüplerde Premier Lig'de görev almış. Ve çok yaşa. Ve önemli performanslarda sergilemiş bir oyuncu. Norveç milli takımında yine 60 küsür kez forma giyen, 20 tane gol atmış. İyi bir kariyeri olan bir oyuncu. Şimdi ben mesela dün biraz Twitter'da sosyal deney yaptım. Hani oyuncuya dair nasıl bir tepki var? Genel olarak çok olumsuz tepkiler. Evet. Ama şunu söyleyeceğim. Şimdi bakın. Alexander Sørloth bugün havalimanına inse ne olur? Türkiye'de ortalık ayağa kalkar. Doğru mu? Doğru. Crystal Palace forması giymiş bir oyuncu. Sørloth. Toplam Premier Lig maç sayısı 16. 200 tane giymiş bu. Evet, İkisi daha fazla. İkisi de Norveçli. Yani Haaland ve Sørloth'tan önce Norveç'te dikkat çeken yıldız adayı olarak gösterilen bir isim. Şimdi burada ben Sørloth kıyaslaması yapmıyorum. Sørloth belki gelse daha başarılı olabilir. Bunlar ayrı şeyler. Ama ortada gerçekler var. Gerçekler şunlar. Sørloth'un kulübü 12 milyon euro istiyor ve indirim yapmıyor. Fenerbahçe mümkün değil Sørloth'u alması. Doğal olarak artık bir alternatiflere bakacak. Yani sonsuza kadar Sørloth'u bekleyemez hiçbir kulüp. Bu noktada işte böyle bir fırsat var. Oyuncunun Türkiye'ye gelme isteği var. Olumlu. Türkiye'ye bakış açısı olumlu. Norveç milli takım oyuncusu. Yani Haaland'la Sørloth'la birlikte milli takıma seçilen bir oyuncu son yakın zamana kadar. En sonuncu da seçilmemiş galiba son Mayıs'ta oynanan da. Ama öncesinde seçilmiş. Premier Lig kariyeri olan bir oyuncu. Hani gol sayısı da fena değil. Oynadığı takımlar hep şampiyonluk yarışı veren takımlar değil. Hep altlardaki takımlar. Yani Weghorst'un nasıl Burnley'de gol sayısı düşük. King de aynı durum. Oynadığı takımlarla alakalı biraz gol sayısı. Ama ben biraz Premier Lig izlemeyi sevdiğim için ve hatta Burnley takımını da geçmişten bu yana çok yakından takip ettiğim için oyuncuyu iyi tanıdığımı düşünüyorum. Bana sorarsan Türkiye liginde fark yaratabilecek özelliklere sahip.